Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek, geçen hafta pazartesi günü kameraların karşısına geçerek ekonomik krize çözüm olarak tasarruf tedbirlerini açıkladı. Açıklamanın üzerinden daha bir hafta bile geçmeden Çevre Bakanlığı'nın Ankara'nın en lüks semtinde 15 katlı bina kiraladığı ve içini de baştan sona yenilediği ortaya çıktı. Oysa ki Maliye Bakanı açıklamasında üstüne basa basa kamuda yeni bina kiralanmayacağını, mevcut kiralamaları da peyderpey sonuçlandıracaklarını vurgulamıştı. Ama duyuyoruz ki Çevre Bakanlığı ne tasarruf tedbirlerini, ne ekonomik krizi, ne de Maliye Bakanlığı'nın bu açıklamalarını dikkate almıştır. Bu bir skandaldır. Milyonlarca kamu çalışanlarının kazanılmış haklarını gasp edeceksiniz. Ekonomik krizin faturasını emekliden, emekçiden çıkaracaksınız. Sarayın harcamalarına hiç dokunmayacaksınız. Ve bakanlıklarınız lüks binalar kiralamaya devam edecek. Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Zaten 2024 yılının ilk 3 ayında taşıt ve binalar için yapılan harcamaların geçen yılı katladığı açıklandı. Temsil, tanıtma, ağırlama, toplantı giderlerinin de geçen yılın aynı dönemine göre 6 kat arttığı belirtildi. 22 yıllık AKP hükümeti kimliğini lüks, şatafat, israfla bağdaştırmıştır. Bundan da vazgeçmeyeceği çok açıktır. Sayın Bakan'a önerimiz, önce gözlerinizi saraya, sonra bakanlıklara çevirin. Artık her geçen gün yoksullaştırdığınız halkın cebinden ellerinizi çekin.